Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden cuma çok erken saatlerdeyiz. Beşe çeyrek var. Hepimize hayırlı uğurlu cuma günü olsun arkadaşlar. Ve ee, ben haberimize geçiyoruz. Yeni bir sıcak haber geldi. Türkiye'de hesabı olan gurbetçiler dikkat. <laughs> Türkiye'de hesabı olan bilhassa yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız... Ee, dikkat etsinler, yayını sonuna kadar izlesinler. Yorum yapmak isteyen tabii ki yorum da yapabilir. Beğenirseniz bir de like verirseniz, abone olmadıysanız, abone olursanız da tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Türkiye'de hesabı olan gurbetçiler dikkat. 31 Mayıs'a kadar E-Devlet'ten kontrol edin. Türkiye'de banka hesabı bulunan gurbetçilere de ilgilendirilen bir duyu, duyuru yapıldı. 31 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Türkiye'de bankaların gazetelere müşterilerimizin dikkatine, hesap sahiplerimize duyurulur başlıklarıyla verdiği ilanda 15 Mayıs'a kadar 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplardaki paraların TMSF'ye aktarılacağı belirtildi. Belki arkadaşlar şimdi diyeceksiniz TMSF nedir? Tasarruf mevduatı sigorta fonu demek oluyor ve para e, oraya aktarılacakmış. Hareketsiz hesaplardaki paralar 31 Mayıs'a kadar alınmazsa TMSF'ye kalacak. <laughs> Bankalar birbiri ardına müşterilerine konu hakkında hatırlatma yapmaya, web siteleri üzerinden müşterilerini uyarmaya devam ediyor. Bugün 8 Şubat 2024, yani dün gece e, açıklandı bu olay. Türkiye İş Bankası, Halk Bank, QNB, Finans Bank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye Finans, ING, Citibank, Aktif Yatırım, Kuveyt Türk, Şeker Bank, Burgan Bank gazetelere ilan verdi. Hangi bankada toplam kaç hesap olduğu nasıl öğrenilir? Peki şimdi siz diyeceksiniz, ben hatırlamıyorum hangi bankada ne kadar param var? Arkadaşlar böyle kontrol edebilirsiniz. Hangi bankada kaç hesap olduğunu öğrenmek için e-devlet hesabınıza girmeniz ve banka sorgulama yazarak aratmanız gerekmekte. E-devlet hesabına gireceksiniz, banka sorgulama yazacaksınız ve aratacaksınız. Bu şekilde hesabınızın olduğu bankalar liste halinde karşınıza çıkacaktır şimdi arkadaşlar belki akrabalarınızdan vefat eden olmuştur böyle bir olay olduysa başınız sağ olsun mekanlara Cennet olsun yapılacak şey o konuda yapılacak şey bu işlemi vefat eden yakınlarız yakınlarınız içinde kontrol etmeniz sizin için yararınıza olacaktır arkadaşlar mutlaka ve muhakkak onları da kontrol edin ee, unutulmasın belki bir yerde bir köşede bir hesap daha vardır yoksa dediğim gibi e, yani haberin verildiği gibi Murat Bozdoğan dediği gibi değil TMSF'ye e, aktarılacak bu e, paralar ve TMSF'ye kalacak. Arkadaşlar konumuz görüyorsunuz günlerden haftalardan beri devamlı para pul değil devamlı para 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 artık ben Bilhassa e, Türkiye'ye giden arkadaşların gümrüklerde yakalattıkları paralardan o kadar çok haber geliyor ki ben artık onun yayınını yetiştirememeye başladım. O kadar çok para kaptırılıyor. Ve bunlar bizim duyduğumuz olaylar. O kadar çok duymadığımız olaylar var ki hepsi tabii ki <laughs> multimedyaya, gazeteye ilan verilmiyor. Yani çok Ahmet, Mehmet, Hasan... Hüseyin, parasını Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, dün olay oldu, Almanya havaalanında yakalandı. Arkadaşlar bunların hepsi tabii ki duyulmuyor, hepsi duyulmuyor. Ne demek istiyorum? Dün o olayın yayınını yaptım, sabah erkenden, beni takip eden bilir. Bu olay gibi sabah erkenden, sizler de erkenden haberleri alın diye. Arkadaşlar haberi bitirdim. Öğlenden sonra yeni bir haber geldi. Bulgaristan sınırında tekrar iki kişi 184 bin euro, yaklaşık 184 bin euro ile yakalanmışlar. Yani artık demek istediğim yetiştiremiyorum. Arkadaşlar unutmadan da söyleyeyim. E, dün bir arkadaş yazdı, almış gazeteyi okuyor diye. E, kardeşim sen ne zannediyorsun? Televizyondaki hanımefendi ne yapıyor? Gidip... E, ...Ukrayna'da savaşı seyredip gelip stüdyoda o haberi mi veriyor? O da haber sitelerinden okuyor. Bu konuyu da halletmiş olduk. İyi oldu. Arkadaşlar işimize devam ediyoruz. Murat Bozdağ'ın erken saatlerde kalkıyor. Haber sitelerinden arıyorum arkadaşlar. Çeşit türlü haber siteleri var. Bu haberleri size yeni, taze, sıcak olarak vermek benim görevim oldu... Sizler ne yapacaksınız? Kahvenizi, çayınızı hazırlayın, keyfinizi yapın ve seyredin, dinleyin. <laughs> Arkadaşlar para konusuna gelince tekrar e, o konuya dönelim. Lütfen e, Türkiye'ye gidecekseniz Sıla yolu yaklaşıyor. Dün de söyledim. E, dikkat edin. Arabada iki kişi ise İki kere 10 bin euro götürebilirsiniz. Yalnız bakın dikkat edilecek bir konu daha var. Bunu çok arkadaşlar da unutuyorlar. Ahmet ile Mehmet diyelim arabanın içinde oturuyor. Ahmet de 20 bin euro olmayacak cebinde. Çünkü Ahmet 10 bin euro götürebilir. Mehmet de 10 bin euro götürebilir. Ahmet'in cebinde 10.000 bin olacak. Mehmet'in cebinde 10.000 bin olacak. Ahmet'in cebinde 20 bin euro çıkarsa zorluk çıkarıyorlar arkadaşlar. Bu konuyu unutmayalım. Bakın bu çok hassas bir konu. Bunu çok kişi bilmiyor. Diyelim ki 5 arkadaş Türkiye'ye gidiyorsunuz. Bir arkadaşınız dedi ya iyi oldu ben de 50 bin euro götürmek istiyorum. 5 kişiyiz. Mesela diyorum. Diyelim ki Ahmet 50 bin. Tekrar Ahmet diyelim isterseniz Hüseyin diyelim fark etmez. 50 bin götürecek. 5 kişiler arabada. Ya bu benim param. Ben bunu cebime koyayım. Arkadaşlar 5 kişi ise teker teker hepsinin üzerinde 10.000 euro olması lazım. Teker teker. Şimdi Allah muhafaza şöyle de olmuyor. Bakın iki kişinin cebinden 25 eğer 1000 lira da çıkarsa da olmuyor. Bu konuda lütfen dikkat edelim kolunuza, komşunuza, arkadaşınıza da bu konuyu söyleyebilirsiniz. Belki iş yerinde bir arkadaşınız vardır, para götürecektir. Böyle benim söylediğim gibi. Veyahut da bir komşunuz vardır, o para götürecektir. Söylediğim gibi. Onları da uyarırsanız iyi olur arkadaşlar. Şimdi bu konuda <laughs> birbirimize yardımcı olmak istiyorsak tabii ki sizler de benim videomu Multimedyada, e, Facebook'ta e, artık nerede paylaşmak istiyorsanız paylaşırsanız ne kadar fazla insan duyarsa daha da iyi olur diyorum. Tekrar e, hepimize hayırlı cumalar olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun arkadaşlar. En sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat eminim. Ben hasta olduktan sonra hiçbir şey umurumda değil arkadaşlar. Sizin için de geçerli zannederim. Sıhhatınıza dikkat edin, kendinize dikkat edin, sıhhatlı kalın, benimle kalın, bilhassa da hoşça kalın Murat.